Shoreline, and our nearest point is A, and P is here, and the distance between them is revolution for per minute. It will be 6 times 5. And tamam, o zaman şunu alalım. Bu arada size de ikinci bir test. Figure out the function. Function is this one. And if you apply the logarithm for both sides, you obtain ln of y is x times ln of y. The limit, if you put the value here, then you obtain 0 times infinity as an indeterminate form. It is Lopit. It is indeterminate form. We can apply the Lopit rule. And if you apply the Lopit rule, Göztepe'de şu an 11. senem oldu. Futbola Göztepe'de başladım. 11 senedir de bu camianın içerisindeyim. Bundan 4 sene önce A takıma çıkma şansı elde ettim. 3 senedir de profesyonel olarak A takımdayım. Aynı zamanda okulumu da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde devam ediyorum. Buradan önce İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Şu anda Ekonomi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde 1. sınıf öğrencisiyim. İkisinin aynı anda götürmek zor oluyor ama elimden geldiği kadar idare etmeye çalışıyorum. Yani ders çalışmak bana göre daha zor çünkü sevdiğim meslek, sevdiğim hobim futbol olduğu için onu daha çok içten yaptığım için o her zaman zevk vererek olan bir şey. O daha içten oluyor ama ders çalışmak bana daha zor geliyor. Bölümümde programlama dersinden hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Hani çok farklı bir konu, çok farklı bir ders. En çok zorlandığım ders programlama. Futbolda her şey çok değişken olduğu için antrenman programımız, ders programı, maç programımız çok değişken olduğu için derslerimi ne kadar iyi ayarlarsam ayarlayayım çok fazla aksamalar oluyor. O aksamaları da elimden geldiği kadar telafi etmeye çalışıyorum. Yani onlarda da yine aynı şekilde maç ve idmanlardan dolayı kaçırırsam telafilerine giriyorum. Yani zorlu haftalar oluyor ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Matematikle aranması. Matematikle aram iyidir, her zaman iyiydi. İnşallah böyle devam eder. Peki çift idman yaptığınız zamanlar oluyor. Buradaki hocaları mı zorluyor seni yoksa Göztepe'deki hocalar mı? Yani çift idmanlar tabii ki buradakinden daha zor oluyor. Ama ona da alıştık, buraya da alıştık. Kalecilik bence futbolun en zor mevkilerinden biri. Çünkü çok nankör bir meslek. Ne kadar iyi olursak olalım tek bir salisemize, tek bir hatamıza bakıyor her şey. Biz de o genç kaleciler gibi betonun arkasından Göktuğ abi, ben, Arda, o kaleciler gibi biz de inşallah ileride amirli formayı giymek istiyoruz. Şimdi mesela Altay var Fenerbahçe'de, Uğurcan var Trabzonspor'da, hepsi amirli takıma seçildi. Senin hedeflerin nedir? Yani her genç oyuncunun hayali ortaktır. Herkesin hayali amirli takımdır. Benim de ilk başta amirli takım, sonra Göztepe'deki görevimi tamamlayarak Avrupa'da oynamak istiyorum. Nereye hayal ediyorsun Avrupa'da mesela? Yani en büyük hayalim Premier Lig ama ondan önce İspanya Ligi'ni çok merak ediyorum. Şimdi takım kaptanınız Beto. İlk kez UEFA şampiyonluğu yaşadı. Çok CV'si yüksek bir kaleci. Beto neler katıyor size? Yani tabii ki çok büyük bir kariyere sahip kendisi. Bu kariyeri de sahaya en iyi şekilde yansıtıyor profesyonelliğiyle. Her zaman %100'ünü veriyor sahada, antrenman, maç, çok büyük konsantreye sahip. Tabii ki bizlerle her zaman bir şey paylaşmasa da, yani paylaştığı da çok oluyor ama
Onu izlemek bile bize çok fazla artılar katıyor. Evet, Eren üniversitemizdeki milli sporculardan bir tanesi. Üniversitemizde milli sporcu sayısı oldukça fazla. Ama en üst seviyede ve en yoğun programda olan sporculardan biri Eren gerçekten. Ve en zor bölümlerden birinde okuyor. Gerçekten mühendislik okuyarak da kendisine değer katıyor. Yani sporla eğitim bir arada genelde pek yürümez, böyle bir kanı vardır ama Eren bunu en üst ligde oynayarak ve eğitimine devam ederek aksi yönde ispatlıyor. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Zor, çocuklar çok zor, arada kalıyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu tarafta hocaların baskısı, öbür tarafta diğer hocaların baskısı. Hayatları yollarda, otel odalarında, kamplarda geçiyor. Yani İzmir'de olduğu süre bile belki çok daha azdır bir haftanın 7 gününden. Dolayısıyla biz burada destek olmaya çalışıyoruz kendilerine. Yani bazı konularda hocalarımızla konuşuyoruz, destek oluyoruz. Ders notları vesaire, yani iletişim, ama gerçekten hayatları çok zor. Aynı anda iki tam zamanlı iş yapar gibiler aslında. Eren de bunu başarılı yürütenlerden biri, inşallah aynı başarıyla mezun olacak. Let's